Köpeklerin atası, dünyanın en değerli cinsi Tibet Mastifi ile tanıştıracağız şimdi sizi. Türkiye'de değeri yüz binlerce lirayı buluyor. İşte birbirinden ilginç özellikleriyle şaşırtan o sevimli dostlar. Yeryüzündeki tüm köpeklerin atası. 58 bin yıllık gen geçmişine sahip olan dünyadaki tek safır köpektir. Dünyanın en değerli köpeği. Tanıştırayım. Bu arkadaşlar Tibet Mastifleri. 1.8 milyon dolara satılan bir köpeğimiz var. 2.4 milyon dolara satılan köpeğimiz var. Türkiye'de fiyatı yüz binlerce liraya kadar ulaşıyor. Bunun değeri şu an 150 bin TL. Neden bu kadar değerliler? İşte onları yakından tanıyacağız. Çok mükemmel bir aile köpeğidir. Daha önce hiç gördünüz mü böyle bir köpek? Defa yakından görüyorum. Ailesi için canını veren bir köpektir. Yastık gibiler. Yumak yumak. Aynı zamanda çocuk bakıcısıdır bunlar. Bakar mısınız? Bu arkadaşlar da 80-90 günlük, yani 2-3 aylık köpekler. Bu yavrularımızın fiyatlarını da Türkiye'de ürettiğimiz için 10.000 TL'den veriyoruz. Bakın şimdi bir tanesini kucağıma alacağım. Hadi bakalım, Allah. Oo, baksanıza koca bir bebek gibiler. Bu daha 90 günlük bir Tibet Mastifi ve ağırlığı yaklaşık 20 kilo bu koca bebeğin. Diğer köpeklerden daha az yemek yerler. Cüsseler büyüktür ama gereksiz yere hareket etmediği için çok yemek yeme ihtiyacı duymazlar. Ve işte şimdi de abileri geldi. Bu da 1 yaşında, değeri 100 bin lira. Bu oğlumuz Ares. Türkiye'de doğan ilk Tibet Mastifi yavrusu. Bunların dedesi ise Çin'de açık arttırmada 650 bin doları gören bir köpektir. Yani 650 bin dolarlık köpeğin oğlunu Türkiye'ye getirdik ve onların bunları yavruları. Ve işte yavruların babası geldi. Bakar mısınız şuna? Bu köpeğimiz şu an 3 yaşındadır. 5 yaşına kadar büyümeye devam edecek. Bunun değeri şu an 150 bin TL. Tibet Mastifleri nasıl yavruluyor? Senede bir kez doğum yapıyorlar ve 8 ile 12 arasında yavruları oluyor. Bunları eğitmek kolay mı? Bunların tek ihtiyaçları onlara karşı tamamen doğal davranmanız. Uzun lafın kısası, Tibet Mastiflerin dilinden anlamazsanız, onların dilini çözemezseniz bu köpekler canlarının istemediği hiçbir şey yapmıyor.